Zafer adamı yollamış. Savcı Kemal Bey de geldi. Sen de git hadi. Tamam. Gidiyorum. Hele şükür gelebildin. Neredesin? Kaç zamandır seni bekliyoruz. Geldik işte. Ben Savcı Kemal Bağdat. Poyraz Karayel'in ifadesinin ses kaydıdır. 10 Haziran 2015. Saat 17.12. Başlayalım mı? Buyurun. Ne zamandır Bahruman'ın yanındasın? 6 aydır. Nasıl girdin? Takip ediyordum zaten. Bir gün silahlı bir çatışmada hayatını kurtardın. Ondan sonra tanıştık ve iş teklif etti bana. Ayşegül, gelsene masaya. Yok sağ olun, benim canım istemiyor. Ay olmaz öyle şey, geç bakayım hadi. Gel. E hadi yesene, gözünün feri gitmiş, vallahi hasta olacağım, hadi. Bu belgeleri sen mi getirdin? Avukatın bilgisayarındaki belgeler. Ben getirdim, evet. Peki başka ne gördün Bahri Umman'ın yanında? Bahri Umman'ın yanında ne gördüm? İnsanlık gördüm, insanlık. Baba olmak nasıl bir şeymiş, onu gördüm. Dürüstlük nedir? Mertlik nedir? Orada gördüm. Ne diyorsun oğlum sen? Bahri Umman'ın yanında gördüklerimi anlatıyorum. O adam beni sevdi. Ben de onu sevdim. Şimdi benim yüzümden hapse girecek. O adam katil. Benim oğlumu öldürdü. Hem de kendi kızını öldürdü. Sizin oğlunuzu Ayşegül öldürmedi. Lan Poyraz. Kendine gel oğlum. Ne diyorsun sen? Bana aşağılık bir caniyi mi savunuyorsun? Cani mi? Siz hiç cani görmemişsiniz sayın savcı. Sokaklarda 15 yaşında çocuklara uyuşturucu satanlar var. Tecavüzcüler var. İlle de bir cani bulmak istiyorsanız... kafanızı şuradan bir dışarı çıkartın da sokaklara bakın. Poyraz, sen buraya Bahri Umman'ı kurtarmaya mı yoksa içeri attırmaya mı geldin? Oğlum topla kendini biraz ya. Tamam, tamam. Tamam, sorun ne istiyorsanız. Bana kızını anlat. Bahri Umman'la arası bozuk. Yıllar önce kardeşini kaybetmiş. Ondan dolayı onu suçluyor. Bilerek mi yaklaştın kıza? Evet. Bilerek yaklaştım. Avukatı Sema, onun hakkında ne söyleyebilirsin? Sema, Bahri'nin kara kutusu. Toplantılar, görüşmeler hepsini o ayarlıyor. Bütün bilgi, belge akışı onda. Her şeyi bilen o. Ya oğlu? Oğlu rahatsızım, psikopatın biri işte. Başını durmadan derde sokup durur zevzek. Hiçbirini öldürdüğünü gördün mü? Kimin? Bahri ya da adamların. Hayır. Görmedim. İğneyi yaptın sonra da çekip gittin öyle mi? Evet. İğneyi ne yaptın? Değiştirdim. Götürün bunu, inceletin acil ama. Peki amirim. Neden yaptın?
Sevmiyorum savcıları. Kılım. Lan gerizekalı, öyle gerekçe mi olur? Kişisel husumet falan de bari. Kişisel husumetim vardı. Heh. Hakim bana soracak, nereden buldun bunları diyecek. Bilmek isteyecek. Ne diyeceksin? Soruşturma yasal. Sayın savcımın bilgisi dahilinde sızdım ben Bahri Uman'ın yanına. Güzel. İçiniz rahat olsun. Mahkemede tanıklık yapman gerekebilir. Gizli tanık olursun. Bahri'nin de hiç haberi olmaz. Korkma. Tabii canım. İmzala şunu. Bunun ne olduğunu biliyorsun değil mi? Bilmez olur muyum? Ölüm fermanı. Savcım, oğlumuzun katili olduğunu iddia eden bir adam az önce teslim oldu. Ne? Ayşegül'den haber var mı? Bugün gideriz ziyarete. Zavallı, ne yapıyor acaba hapishane köşelerinde? Gerçi benim ne farkım var ki ondan? Bir haftadır ilk defa çıktım, geldiğim yere bak. Mezarlık. Sus, sus. Şimdi sırası değil. Gülüm, senin setin yok muydu bugün ya? İzini aldım. Biraz oturalım mı? Olur. Ne oluyor Mümtaz? Bu herif yapmış ya. İtiraf etti. Düzmecedir o. Kim gönderdi seni? Bahri Uman mı? Hayır, ben yaptım. Bak, senin gırtlağını sıkarım. Neden yaptın? Hatırlamadı mı beni? Savcım, bu herif kafayı size bir yerden takmış. Ayşegül'ün iğnesiyle değiştirmiş iğneyi yaptıktan sonra yanında getirdi. Yalan söylüyorsun. Otopside çıktı mı bilmiyorum. Ama ensesinde bir iğne izi daha olmalı. Evet, vardı öyle bir şey. Nereden buldunuz bu herif peki? Görmüşler, sıkıştırdık. Sonra da öttü. Bak, sana son kez soruyorum. Bahri Umman mı yaptırdı? Hayır dedim ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.